i'm supposed to feel it Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir televizyon inceleyeceğiz. Televizyonumuzdan zaten daha önce bahsetmiştim. Hani inceleyeceğimi söylemiştim. Ama 55 inçidir, 65 inçidir. Özellik olarak birbirine benzer televizyonlar. Öyle çok dehşet farkları yok. O yüzden bir yerde hani almak istiyorsanız, 65 inçini gördüyseniz de ona da hani bu gözle bakabilirsiniz. Imperium 9 serisi olarak da geçiyor. Reklamlardır, işte AVM'lerde falan görürseniz de aklınızda bulunsun. İsterseniz hani çok böyle teknik özelliklerden bahsetmeden biraz deneyimle gidelim. Çok teknik özellikleri de yazılı olarak koyarız ama tabii ki panel tipi falan böyle ana özellikleri söyleyeceğim. Bu IPS bir paneli kullanıyor arkadaşlar. Direkt LED aydınlatma yani edge aydınlatma değil yanlardan değil. Direkt arkadan yani böyle komple şeklinde dizilmiş şeklinde LED'ler aydınlatıyor. IPS olduğundan bahsetmiştim. Bu da ne avantaj getiriyor? Görüş açıları daha iyi oluyor. Yani ben şuradan baktığım zaman da aşağı yukarı aynı görüntüyü görüyorum kameranın olduğu noktadan yani karşıdan da baksam aşağı yukarı aynı görüntüyü görüyorum. Tabii ki VA daha üstündür ya da IPS daha üstündür demek çok doğru olmuyor. Şunu da söyleyeyim genelde biraz daha pahalı televizyonlarda VA kullanılır. O siyahları biraz daha iyi gösterdiği için IPS de genelde işte ucuz televizyonlarda böyle konulur gibi görünür ama bu çok doğru bir şey değildi. Yani IPS'i de çok iyi yapabilirsiniz. Hatta IPS'in de versiyonları vardır. VEA'nın da versiyonları vardır ama. Hani bir tanesi diğerinden çok daha iyi demek yanlış. Model model değerlendirmek lazım. Mesela işte Arçeli'nin X modeli, atıyorum farklı bir markanın Y modeli. Hani model model, markayı da geçiyorum. Model model değerlendirmek daha iyi. Paneledir, işte aydınlatmıyordur falan. Bunlara çok takılmaya gerek yok ama genelleme anlamında baktığınız zaman bazı özellikler tabii birbirlerine göre üstün oluyor. Bunun yanında mesela bir oyun konsolu falan bağlayıp şöyle teknik özelliklerine baktığınız zaman panel olarak 10 bit paneli görüyorsunuz. 8 bit FRC şeklinde. Bunun yanında 50 Hz paneli arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. NTSC PAL farkından dolayı 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz şeklinde yazabiliyor. Yani aynı televizyonu başka bir yerde 60 Hz olarak da görebilirsiniz. Aynı şey yani hiçbir şey değişmiyor panel özellikleri böyleydi. Bazen şöyle bir satış stratejisi olabiliyor. Mesela 100 Hz ya da 50 Hz bir panel satmak için ya işte bunlar 50 Hz de bu televizyon 60 Hz falan denilebiliyor. Böyle şeylere çok takılmamanız gerekiyor. Çünkü ikisi de zaten aynı televizyon. Şimdi bunda güzel bir özellik var. O da yani şu ara biraz yaygınlaşmış durumda gerçi. Başka televizyonlarda da gördüm bunu. HDR10 ile Dolby Vision'ı beraber destekliyor. Dolby Vision biliyorsunuz yani Dolby'nin sesi de görüntüsü de bir lisans ücreti gerektiriyor. HDR10'u aşağı yukarı herkes kullanabiliyor. Çünkü açık kaynak olduğu için. Genelde Samsung biraz daha HDR10'u destekliyor. Yani ona gidiyor. HDR10 Plus'a doğru böyle yatırım yapıyor ama işte Sony'dir. Mesela işte Arçelik de şimdi yapmış. TCL'dir filan. Diğer markalarda Dolby'ye biraz daha yükleniyor. Dolby bu sıralar biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim ben de. Hani hem teknik özellik anlamında hem de yaygınlaşması anlamında biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu televizyonda da iki standartta destekleniyor. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz. Burada da şunu belirtebiliriz belki. Hani diyorum ikisini de kullanabiliyorsunuz diye. Burada gelen sinyal önemli. Yani mesela size Dolby Vision sinyali geliyor ama sizde Dolby Vision desteği yoksa görüntü bozuk olacaktır. Böyle genelde kıpkırmızı bir görüntüyle falan karşılaşırsınız. Yani böyle sanki kızıl bir boya vermişsiniz gibi filme ya da ne izliyorsanız artık. Ama iki sinyali de destekliyorsa görüntü hani güzelleşecektir. Daha böyle görsel açıdan böyle parlak noktalarla siyah noktaların farkı falan daha belirgin olacaktır. Hazır Dolby demişken de Dolby sesleri de tabii ki destekliyor. Ben kendim hani ses sistemine falan bağladım. Bu ses sistemi olayından zaten bahsedeceğim ama bu beni biraz yanıltıyor. Neden derseniz. Mesela bunda çok güzel bir ses sistemi var. Elak sistemi yani Elak destekli bir ses sistemi. Onlarla işte işbirliği yapıp bu ses sistemini yapmışlar. Şu alt taraf biraz daha kalın. İçeride hani bir boşluk oluşturup sesi daha temiz ve daha baslı verebilmek için. Mesela aslında hani başkalarını dinlettiğim zaman bası yeterli buluyorlar. Ben mesela bası biraz az buldum ama onu da şuraya bağladım. Benim kendi ses sistemimde en yani aşağı yukarı şöyle 50 santim belki 60 santimlik bir bas var. Hani ondan dolayı diğer televizyonlarda da bu böyle TCL'de. Onda da mesela bas az geliyor falan demiştim. Beni büyük ihtimal kendi kullandığım ses sistemi biraz daha yanıltıyor. Çünkü insanın kulağı artık ona alışıyor. Onu arıyor. Ben genelde seste şuna çok bakarım. Mesela adam cebinden anahtar çıkarıyor. İşte şarjörü takıyor silaha. Böyle ince sesler vardır. Mesela işte o anahtarı çıkarken böyle bir şıngırtı sesi gelir falan. Kötü televizyonlarda onu çok duyamazsınız. Mesela bunun gibi iyi ses sistemi olan televizyonlarda o duyulabiliyor. Piyasadaki en iyi ses sistemi diyemem belki ama hani benim gördüklerim arasında beni çok rahatsız eden bir durum olmadı iyi dediğim ses sistemlerinden de çok fark hissetmedim açıkçası. Yani ses anlamında beni üzmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. 20 watt bir sesi destekliyor. Zaten bahsedeceğim. Hani piyasada 60 watt filan ses sistemli televizyonlar görebilirsiniz. Benim gibi yüksek basa alıştıysanız hani böyle mesela işte bir sahne olduğu zaman gümbürtüyü böyle duymak istiyorsanız tabii ki bir ses sistemi alıp bağlayabilirsiniz. Hem bluetooth anlamında hem de optik olarak filan hiçbir sıkıntı yok. Orada destekliyor. Bağlayabiliyorsunuz. Ama normal bir kullanıcıysanız da sizi üzmeyecektir. Dediğim gibi en ince sesleri bile aşağı yukarı duyabiliyorsunuz. Benim çok önem verdiğim ve çok sevdiğim biliyorsunuz Android var. Bu televizyonda Android'i kullanıyor. Zaten dikkat etmişsinizdir Android'in ana ekranı burada. Hem donanım olarak gayet yeterli hem de kullanım hızı falan gayet güzel. Hatta ben aynı donanımı Xiaomi'nin de bir modeli yani televizyon anlamında Xiaomi'nin de bir modelinde görmüştüm. O da güzel akıcı çalışıyordu. Şöyle bir durum var hani neye bağlayabiliriz bunu derseniz hani daha böyle anlamanız açısından söyleyeyim. Atıyorum Mi Box'tır, Fire Stick'tir yani o tarz şöyle Google TV'dir. O tarz bir cihazı alıp buna bağlamanıza kesinlikle gerek yok. Televizyonu aldınız mı hani 1000 lira civarında desek onlara 1000 lira civarında bir para cebinizde kalabilir. Yani hani ben Android kullanmak istiyorum aldığım televizyonda Android yok onun yanına hani aşağı yukarı 1000 liralık bir cihaz alırsınız. Bu cihazda Android sizin için yeterli hem uygulama kullanma anlamında hem hız anlamında sizi tatmin edecektir. Bazı arkadaşlar da mesela Android'e böyle bir ön yargı oluyor ya 2 sene sonra bozuluyormuş işte 2 sene sonra yavaşlıyormuş yani genel olarak sistemler tabii ki yavaşlar ama ben mesela bunun arkasında benim televizyonum var o tabii siz şu an göremiyorsunuz o duvara asılı bunu da tabii ki duvara monte edebiliyorsunuz ama benim televizyonum olduğu için tabii ki duvara monte etmedim. Ben mesela onun 5. yılında kullanıyorum şu anda. Herhangi bir problemim yok. Yavaşlık anlamında da belki yavaşlama olmuştur ama hani beni çok rahatsız eden bir durum yok. Kanal geçiş anlamında ben bu televizyonun kanal geçişlerini falan da aşağıya ekstra link olarak koyacağım. Çünkü telifsel sorunlar çıkıyor. Kendiniz oradan da bakabilirsiniz. Jet hızında kanal geçişleri yok ama çok çok da rahatsız eden bir durum yok. Dediğim gibi kendiniz oradan da deneyimleyebileceksiniz. Ben Android'i yıllardır kullanıyorum. En ufak rahatsızlığım yok. Çünkü hani artılarını eksilerini biliyorum. Yani ben Diyorum ki ben 100 fayda alıyorum. 10 zararı varsa artık hani absorbe ediyor onu diyebiliyorum. Bunda da Android olması benim çok hoşuma gitti. Android 11'i kullanıyor. Hani bir sıkıntı yaşamadım. Belki şunu yaşayabilirsiniz. Android TV olsun. Yani her Android televizyonda yaşayabileceğiniz. Philips olur, Sony olur, TCL olur, bu olur. Hani hepsinde yaşayabileceğiniz Android TV olsun. Oyumsuzluklar olabilir. Belki ekstradan uygulama kurmak isterseniz. Çünkü buna da APK kurabiliyorsunuz. O zaman tabii ki farklı. Onu her televizyonda yaşayabilirsiniz ama Bunda normal TVOS kullanma anlamında bir sıkıntı yok. Zaten Netflix'tir, Prime'dir. Böyle servisleri de destekliyor. Yine onlardan da bahsedeceğiz. Android demişken isterseniz Android oyun kısmından da bahsedelim. Marketten indireceğiniz Asphalt'tır, Beach Buggy gibidir. Oyunları oynayabiliyorsunuz tabii ki. Bunun yanında emülatör de kurma şansınız var. Ben hem 2.4 GHz alıcılı olarak hem de Bluetooth olarak Gamepad'i bağladım. Bir problem olmadan çalıştırabildim. Bir diğer güzellik de şu arkadaşlar. Mesela kumandasını zaten yakından da göstereceğim. Birazdan ayrıca da bahsedeceğiz. Hem Bluetooth'la çalışıyor hem kız ile çalışıyor. Yani bu televizyonu aldınız. Hiç Bluetooth Bluetooth'la bunu bağlamadınız. O zaman televizyonu gösterecek şekilde. Çünkü alıcısını görmesi gerekiyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Bluetooth'tan bağladığınız zaman da hiç alıcıyı görmesine gerek yok. Hani bu şekilde de tutsanız alacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Normal Bluetooth'ta gayet güzel çalışıyor. Bluetooth 4.2'yi destekliyor. Wi-Fi'da da hem 2.4 GHz hem de 5 GHz'i destekliyor. Ethernet portu var. 100 megabit Gigabit Ethernet değil. 100 Mbit LAN portu da var. Bunu da destekliyor. 2 tane USB 2 portu bulunuyor. 3 tane HDMI 2.0 portu var. Optik ses çıkışından zaten biraz bahsetmiştik. HDMI CC destekliyor. Yani kumandaları ortak kullanabiliyorsunuz. Ben inceleme için Stick almıştım. Biraz bağladım, baktım. Kumandaların ortak kullanımı konusunda herhangi bir problem yok. Üzerinde kart modülü bulunuyor. Eğer böyle hani şifreleri açan kartlar var ya onlardan falan kullanıyorsanız bağlayabilirsiniz. Benim onlarda çok bir deneyimim yok. Duvara bağlantı açısından VESA bağlantısının olduğunu söylemiştik. Bunu farklı bağlantılar içinde kullanabiliyorlar. Ön tarafta bir bildirim led var. Şu arçelik yazısının burada ama bu çalışırken yanmıyor. Genelde işte kumandayla bir kontrol ederken falan böyle beyaz yandığını falan görüyorsunuz. Sürekli yansa rahatsız ederdi. Sürekli yanmadığı için bir problem yok. Şu arçelik yazısının altında da şurada bir tuş var açma kapama tuşu. Yani ben söylemesem birçok kişi kullananlar da bu tuşun belki burada olduğunu bilmeyebilir. Şurada bir tane tuş var tam altta belki görünmüyordur kamerada. Oradan açma kapama yapabiliyorsunuz. 3 yıl garanti veriyorlar arkadaşlar. Bunun yanında beyaz piksel yani parlak piksel garantisi de veriyorlar. Servis geldiği zaman bakarsınız filan. Eğer öyle bir sorun varsa hemen garantiden değişim yapıyorlar. Şimdi garantiden filan bahsettik. Bir de televizyonun yanında gelen bazı şeyler var. Onları konuşalım. 2 ay eksen hediye olarak geliyor. Bunu aktive edebiliyorsunuz. 3 ayda Turkcell TV Plus hediye olarak geliyor. Bunu da aktive edip 3 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Şimdi bayağı bir şeyden bahsettik. Gelelim biraz daha deneyim ve böyle hani izlenimler kısmına. Renk olarak benim çok hoşuma gitti. Yani renkleri çok başarılı. Ben bu renkler anlamında da şuna çok dikkat ediyorum. Mesela ne yapıyoruz? Hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri yaparız. Ya bir hard diskten film filan oynatıyoruz. Android olduğu için de orada kodek falan derdiniz yok. İstediğiniz işte MX Player'dır, VLC'dir kurup çalıştırabiliyorsunuz. Ses anlamında da, görüntü anlamında da. Blu-ray oynatabilirsiniz. Ya da ne bileyim Netflix'ten bir film açtınız. Şimdi orada şöyle bir durum oluyor. HDR desteği de var ya. Mesela adamın yüzüne bir yerden ışık vuruyor. Şuralarda da karanlık bölgeler var. Kötü televizyonlarda bu karanlık bölge tamamen simsiyaha döner. Ama iyi televizyonlarda buralarda böyle işte çizgiler falan belli olur. Adamın işte sakalları belli olur. Bir bayansa mesela kolyesinin detayları belli olur falan. Yani ince görüntüleri görmeyi çok seviyorum. Ona dikkat ettim. O güzel. Mesela işte insanların renkleri, yüz, ten renkleri falan onlar güzel. Bir şeyi belirttim zaten sonunda da böyle not olarak eklemiştim. Ondan da zaten bir daha bahsedeceğim. Şimdi televizyonlarda güç tüketimi konusunda belli standartlar geliyor ve işte hani yaptırımlar oluyor televizyon üreticilerine hani düşürün falan gibi şeyler. O yüzden bu televizyon ve birçok televizyonda da gördüm. Enerji tasarruf modunda geliyor. Ben Arçeli'ye söyledim bunu ama onlar dedi ki servisler bu konuda bilgi veriyor. Eğer hani karanlık falan gelirse hemen orada değiştiriyorlar. Yani standart moda ya da kullanıcı moduna falan geçiriyorlar. Eğer sizde servis bunu unutursa aklınızda bulunsun. Standarda falan alın çünkü hem parlaklık hem de renkler falan düzeliyor. Onu da eklemiş olalım. Renk anlamında beni çok cezbetti. Ben mesela Xbox'ı falan kullanıyorum. Bende One X var. Onda falan oynarken renkleri biraz bana değişik geldi. Sonra dedim ki acaba benim televizyonumu daha iyi, bu mu daha iyi çok bilemedim. Sonra bu televizyonu kaldırdım, kendiminkine taktım. Bunda renkler daha canlı, daha böyle net ve hani gerçeğe daha yakın. Benim televizyonumda biraz daha solgun kalmış renkler. Hani ikisini beraber kullandığın zaman artık bunu fark edebiliyorsun. Dediğim gibi bu televizyonda renk anlamında beni çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ben mesela o renkleri gördüğüm zaman bunu QLED falan zannettim. Hani QLED'lerde de renkler fena değil. QLED falan zannettim. Hani aşağı yukarı onlarla denk diyebilirim yani. Bunu test etmek için şöyle bir şey de yaptım. Biliyorsunuz yurt dışına gittim, geldim falan. Orada fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz vesaire. Onlara da baktım. Hem panelin kendi kalitesi olsun, hem de renkleri gösterme açısından orada da beni tatmin ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ses olarak da beni hiç üzmedi. Dedim ya, beni bas kendi basım biraz yanıltıyor ama Hani eğer siz genel bir kullanıcıysanız o kadar hani ses sistemine çok da alışık değilseniz hani sizi son derece mutlu edecektir. Zaten Almanya'dan filan Shitiva olması lazım. Oradan da bir ödülü varmış televizyonun. Hani ben ona çok bakmadım ama hani gerçekten ses olarak güzel. Dediğim gibi ince sesleri de duyabiliyorsun. Hani patlamalarda size de hani aşağı yukarı o hissi veriyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ucuz böyle soundbarlar var ya onlardan almanıza hiç gerek yok. Hani alacaksanız da bir 2000 liralık filan bir soundbar falan alırsanız bir fark hissedersiniz. Onun dışında artık hani 500-600 liralık böyle bluetooth soundbarlar falan satıyorlar. Onlardan alıp da hiç boşu boşuna paranızı harcamayın derim. Kumandasının hem kızıl ötesi hem de bluetooth olduğundan bahsetmiştim. Şöyle kavisli bir yapısı var. Ele oturacak şekilde tasarlamışlar. Şu tuşlar hem ileri geri böyle oynuyor hem de üstüne basabiliyorsunuz ses ve kanal değiştirme tuşları. Bunu zaten yine göstereceğim yakından. Şurada kısa yol tuşları var. Netflix, YouTube, Beyin Connect, TV Plus, Google Play ve Prime Video şeklinde. Burada zaten enerji tasarruf tuşu var. Buna da basıp kullanabilirsiniz. Şu elektrik fiyatlarından sonra ihtiyaç da duyabilirsiniz. Sesli komutları destekliyor. Zaten burada Google'ın sesli asistan tuşunu görüyorsunuz. Kanal kaydetmeyi falan destekliyor. Biz desteği var. TKGS desteği var. O konularda da sizi üzeceğini zannetmiyorum. Grundig bir televizyon incelemiştik. O ucuz bir modeldi. Uydudan pek memnun kalmamıştım. Burada uydu beni memnun etti. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Belki şunu sorabilirsiniz hani bluetooth'ta falan kopma oluyor mu diye hiçbir kopma yaşamadım. Ben kulaklıkla bağladım. Çünkü her şeyi deniyorum aşağı yukarı hani bir sorun olmasın diye bir problem olmadı. Ben de biliyorsunuz One X var. One X'de beraber oyun konsollarını hani taktım, kullandım, oynadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Size de zaten göstermeye çalışacağım. Yapabilirsem bir tane de oyun konsoluyla böyle biraz daha uzun bir video yapmak istiyorum ama işte zaman olursa bu sırada şu sol kolumda omuzda bir sıkıntım var. Belki biraz yüzümün şekli değişiyor olabilir. Böyle iğne batıyor gibi bir acı veriyor bana ara ara. O yüzden de kusura bakmayın çok böyle hani işlerle ilgilenemiyorum. Cloud gaming konusunda da GeForce Now falan destekliyor. Onları da kullanabiliyorsunuz. Google TV şeyden yani lisans bir, lisanslı bir Android olduğu için Google TV güncellemesi geldiği zaman direkt ona da güncellenecektir tabii ki. Netflix Prime gibi servislerden bahsettik. Lisanslı olduğu için de hiçbir problem yok. 4K, HDR, Dolby Vision hiçbir problem olmadan kullanıyorsunuz. YouTube'da 4K 60 FPS sorunsuz. AV1 kodeyi de destekliyor. Onu da hani test ettim, baktım hiçbir problem olmadan hani izliyorsunuz renkler de çok cazip zaten demolar hep ekrana girecek ya oradan da kendiniz karar vereceksiniz. Belki şöyle bir eleştiri haklı olarak yapılabilir. Abi şimdi diyorsun ki televizyon 10 bit panel hani 8 bit FRC de olsa sonuçta renkler senin kameranın çektiğinden daha iyi olacak filan. Hani 10 bit bir kamerayla güzel bir ışıklandırmayla çeksem bize daha böyle anlamlı olur falan. Ama onun için kamerayı değiştirmem lazım. Yaklaşık 50-60 bin lira bir bütçe ayırmam lazım. Belki şu an daha da artmıştır. Ama böyle bir bütçeyi ayıramayacağımız için şimdilik böyle idare edebilirsiniz. Ki şu anda kullandığım kamerada Sony A6600 üzerindeki lens de yaklaşık 1000 euroluk falan bir lens. Hani şimdilik böyle idare edeceksiniz kusura bakmayın ama böyle bir eleştiri yapan için haklı olduğunu söyleyebilirim ama ne yapalım Türkiye şartlarında imkanımız bu kadar bunu bile ne zorluklarla aldık. Devam edelim isterseniz. Söylediğim gibi Android'i kullanıyor ve donanım bunun için gayet yeterli. 4 çekirdekli bir işlemci kullanıyor A55 mimarisinde. Hani hız olarak falan bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hani RAM'i az geldi, depolaması şöyle oldu falan yok. Hani depolamayı çok doldurursunuz tamam ona bir şey diyemem ama hani normal bir kullanıcıya yetebilecek bir donanım olduğunu söyleyebilirim. Diyorum ya Google TV falan almanıza hiç gerek yok. Uydu yeteneklerinin yeterli olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki çok üst seviye uydu yetenekleri istiyorsanız da o zaman harici bir cihaz almanız gerekecek. Zaten televizyonlarda aşağı yukarı uydu yetenekleri de hani bu ayarda belki daha aşağıda. Şunu merak edebilirsiniz. Kanal düzenleme falan pek bu tarz televizyonlarda olmuyor. Mesela benim Philips'te olmadığı gibi. Onlar bunda destekleniyor. Şuradan belki ona da bakabiliriz. Şurada hem uygulaması var. Gördüğünüz gibi Archer Channel falan diye. Akıllı kumanda var mesela. O da televizyonunuza uygulamayı yüklüyorsunuz. Hani Android Remote'u falan da kullanabilirsiniz. Setus Play falan da var. Onlar da tabii ki destekleniyor, kullanılabiliyor Android sonuçta. Ama buradan kendi kumandası da yetenekli. Orada ben şuna çok dikkat ediyorum. Bu klavye hani buradan yazıyorsun yani telefondan yazıyorsunuz. Buradan televizyona gelsin şeklinde. Çünkü kumandayla yazmak zor oluyor. Kumandanın üstüne de hani harici bir klavye kısmı yok. Onu da destekliyor. Yani telefondan yazarsınız direkt olarak buraya o yazı gelir. Onu da destekliyor. Hani Harici bir uygulama anlamında gayet güzel, yetersiz bir şeyini görmedim. 2 HDR standartında desteklemesi güzel. Ayakları şöyle geniş ve hani Taşıma anlamında bir sıkıntısı yok. Buradan plastik olarak görünüyor ama içinde metal bir aksam var. Sadece üstünde bir kaplama olarak plastik kullanılmış. Onu da göstermeye çalışacağım. O da hani bana gayet güzel geldi. Ben tam bu konsolun üstüne oturtabildim. Hani daha güvende hissetmek istiyorsanız duvara falan asabilirsiniz ama hani sallanma anlamındadır falan hiçbir sıkıntı olmadı. O bakımdan da rahat ettiğimi söyleyebilirim. Bunun yanında web kamerası falan takabiliyorsunuz. Google Duo ile böyle görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. İşte bunun yanında eBay falan destekleyebiliyor. Tabii ki Android olduğu için içinde web tarayıcı falan da bulunuyor. Bunlarla işte Amazon'dur falan böyle sitelere girebiliyorsunuz. Desteklenen işte film dizi oynatma sitelerinde bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Onlarda da problem yok. Klavye, mouse, eğer kumanda bunları da bağlayabiliyorsunuz. Onda o bakımdan hani bir sorun yok. Şöyle düşünün. Televizyon içinde de Google TV ya da Mi Box gibi bir şey var. Bunu kullanıyorsunuz gibi düşünün. Hani ne yetenekleri varsa bunda da aşağı yukarı aynı yetenekler var. Bir diğer güzellik de şu. Genelde televizyonlarda Android kısmı ve uydu kısmı farklı olur. Yani benim şeyde Philips de öyle. Mesela uydudan şeye Android'e geçince yani sanki bir HDMI portuna bir şey takmışsın HDMI'ye da oraya geçiyormuşsun gibi olur. Ama bunda öyle değil. Her şey Android'e entegre. Mesela şu var. Kumandadan televizyonu kapatacaksınız. Tuşa bastığınız zaman uykuya girer. Basılı tuttuğunuz zaman kapat fonksiyonu gelir. O şekilde kapatma işlemini yaparsınız. Yani bir kere bastığınız zaman uykuya girer. Basılı tutup da kapat derseniz o zaman televizyon kapanır. Yani tam entegre bir Android kullanıyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi güzelliklerinden bahsettik aşağı yukarı. Sorunlardan da biraz bahsedelim dedim yani evde ses sistemi kullanıyorsanız yüksek sese böyle alışıksanız yüksekten kastım biraz baslı yani ses yüksekliği olarak yeterli de bas anlamında biraz böyle seviyorsanız bir tık eksikliğini hissedebilirsiniz ama normal bir kullanıcı çok da hissedeceğini zannetmiyorum. Şuralarda ışık sızması var. Mesela bu bendeki modelde biraz onu açacağım. Şurada ve şurada siz görüyor musunuz bilmiyorum ama tam şu noktada ve şu noktada şurada bir yerde daha olması lazım. Yani tam şurada bir iki noktada böyle ışık sızması var. Ben zaten onları da bildirdim ama bu şöyle bir durum arkadaşlar. Bunu her televizyon için söylüyorum. Mesela aldınız, atıyorum arkadaşınıza bir televizyon aldınız. Şuralarda bir yerde ışık sızması var ya da farklı bir yerde. Aynı televizyonu alırsınız. Sizde o olmaya da Farklı bir noktada da olabilir. Yani bu her televizyonda standart illaki bu modelin hepsinde bu olacak diye bir şey yok. Siz belki de şu modeli almışsınızdır hiç ışık sızması yoktur. Ama şimdi ben bunu görmüşken de size hani görmemiş gibi anlatmak istemedim. Bunu görmüşken söylemek istedim. Hani sorun olarak bundan da bahsedelim. Şimdi devam edelim. Şöyle de bir durum var. Mesela Netflix'ten bir film izliyorsunuz. Şimdi burada karanlık bölgeler oluşturuyor size. Şu üst tarafta, alt tarafta çerçeve gibi. Şimdi o zaman çok fark etmiyorsunuz ama bembeyaz bir ekranda bir şey izlerken şu aşağılarda Şuralarda genelde birçok televizyonda da bu olur. Böyle bazı ufak karanlıklar görebiliyorsunuz. Ben yine bunları size göstermeye çalışacağım videolu olarak ama hani bunu ne kadar başarılı yapabiliriz onu bilemediğim için sözlü olarak da anlatmak istiyorum. Buralarda öyle şeyler görebiliyorsunuz ama normalde hani siyah anlamında çok kötü bir siyah vermiyor. Yani siyahları güzel zaten belki buradan da biraz anlıyorsunuzdur. Bu aşağıda yukarıda çerçeve olduğu zaman da zaten hani hiçbir şekilde anlamıyorsunuz onu. Şu alt çerçeve belki biraz size kalın gelebilir. Şu arçelik yazısının Imperium 9'un olduğu kısım. Burada da ses sistemi olduğu için biraz burayı geniş tutmak istemişler. Hani kendi kalınlığı anlamında ne çok slim çok ince diyebilirim ne de çok kalın diyebilirim. Hani normal bir televizyon ayarında diyebiliriz. Oradan hani çok eleştirilecek bir şey yok. Ekran mat değil. Belki onu görebiliyorsunuzdur şöyle hani yansıma anlamında. Mat ekranları her zaman seviyoruz ama bu ekran mat değil. Çok aşırı parlaması yok ama dediğim gibi matta değil. Hani televizyona direkt böyle güneş ışığı perdeden falan yansıyorsa hani yansıma yapacaktır. Onu da belirtmiş olalım. Bunların yanında zaten az önce de söylemiştim hani videonun başında söylemiştim. Gelirken enerji tasarruf modunda geliyor. Siz bunu aldığınız zaman ayarlardan resim modu var zaten. O resim modundan hani standarda getirebilirsiniz ya da kullanıcı tanımlı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bir tık daha böyle ayarları hani kendi göz göre değiştirdiğim zaman güzel oluyor. Bazı arkadaşlar bana benim ayarlarımı soruyor ama benim ayarlarım sadece benim televizyonda geçerli olur. O yüzden hani kendi ayarlarınızı biraz kendiniz bulmanız gerekiyor. Ben bunların nasıl yapıldığını göstermeye çalışmıştım. O videoyu izlerseniz de size bir yardım olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kendinize göre hani renkleri biraz kısarsınız, kontrastla oynarsınız filan. O şekilde daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ama standartta da normal kullandığınız zaman çok çok böyle hani rahatsız edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir %10 falan iyileştirebildiğinizi de belirtmek isterim. Evet arkadaşlar deneyimlerden falan bahsettik. Şimdi biraz daha teknik özelliklerin hani detaylarına bakalım. Çünkü başta sıkılırsınız diye sona koymak istedim bunu. Mediatek işlemci kullanıyor. 4 çekirdekli Cortex A55 mimarisinde Mediatek M7632'yi kullanıyor. Dediğim gibi Xiaomi'nin birkaç modelinde daha görmüştüm ama şimdi hatırlamadım. 2 GB RAM var. Siz böyle televizyon hakkında kısmına girerseniz 12 GB depolama olarak görünüyor. Boş olarak da yaklaşık 10.5 GB, 10.8 GB boş alanı göreceksiniz. Şimdi geri gelelim. İşlemciyi konuştuk zaten. 1.5 GHz'de çalışıyor arkadaşlar. Buradan da mimariyi falan görebilirsiniz. Zaten Cortex A55 olduğundan bahsetmiştik. Şimdi geri gelelim tekrar. Ekran kartı yani grafik işlemciye bakalım. Burada da Mali g 52yi görüyorsunuz. Dediğim gibi donanım gayet hani Android'in kullanımı açısından, Android 11 açısından yeterli. Orada herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunun yanında 2.4 GHz, 5 GHz desteği ve Ethernet olduğundan bahsetmiştik. Bunları da sorunsuz kullanabilirsiniz. Ben hani Ethernet de kullandım. 2.4 GHz, 5 GHz de kullandım. Genelde 5 GHz'i tercih ediyorum. Hiçbir problem olmadan 5 GHz'de hani hem televizyon kanallarını izleme olsun, hem oyunlar olsun, hem de işte bir şeyleri indirme olsun bir sorun olmadan kullanabildim. Şimdi de kısaca bir ayarlar menüsüne bakalım isterseniz. Burada zaten internet bağlantısını görüyorsunuz. Buradan kanallar kısmına yani uydu kısmına falan geçebiliyorsunuz. Televizyonun ilk kurulumunda da size soruyor işte uyduyu mu kuracaksınız? TKGS'yi kullanmak istiyor musunuz falan diye. Kurulum gayet basit. Şurada cihazlar var. Yani bluetooth. Burada kumanda bağlı. Ben şeyleri falan söktüm. Çünkü telefona da bağlıyorum. Bu bluetooth kulaklığı işte gamepad'i falan. Buradan bağlantısını yapıyorsunuz. Cihaz tercihlerine girin hakkında kısmından işte tüm bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Netflix lisansıdır, işte Android sürümüdür filan. Bunları buradan görebiliyorsunuz. Şöyle giriş çıkışlar, HDMI girişlerinin hani ayarlarını filan buradan yapabilirsiniz. Ne bağlıysa mesela işte buradan özel bir isim de verebilirsiniz porta. Hani çok ben bunu tercih etmiyorum. Zaten kendisi genelde otomatik atıyor bunu. Buradan güç ayarları var işte güç tasarrufu, şurada uykuya gir, ekran koruyucu falan da var. İsterseniz onu da yapabiliyorsunuz. Buradadır büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi ekran koruyucu işte enerji tasarrufu falan. Chromecast desteği var. AirPlay de kullanabiliyorsunuz. Yani bir MacBook'u da yansıtabiliyorsunuz. Android telefon da tam olarak yani menüleri de dahil yansıtma yapabiliyorsunuz. Bu mağazam. o modu sizi ilgilendirmiyor zaten. Depolama isterseniz bakalım. Zaten söylemiştim 12 GB olarak göreceksiniz diye. Bu şekilde içinde şu anda 9.3 GB kullanılabilir alan var. Ben bazı şeyleri sildim çünkü onları gösterdiğim zaman videoda sorun oluyor. Ama kurduğum uygulamalarda var tabii ki. Buradan ses yeteneklerine bakabilirsiniz. Dolby'dir, e-art desteğidir filan. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Sıkılmanızı istemiyorum. Buradan resim ayarları. Ben kullanıcı tanımlı yaptım. Şu an dedim ya birazcık parlaklığı kıstım diye. Bakın burada enerji tasarrufu olarak geliyor. Siz standart, canlı, film, oyun falan gibi ayarlayabilirsiniz. Konsol taktığım zaman tabii ki oyunda. Diğer zamanlar ben genelde canlıda ya da kullanıcı tanımlı olarak kullanıyorum. Kendi ayarlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi arka ışığı falan bayağı bir kıstım. Burada birçok ayar seçeneği var. Genelde televizyonlarda bu ayar seçenekleri az oluyor. Renk sıcaklığından işte şeylere kadar, renk yönetimine kadar her şey bulunuyor. O yüzden bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ya çok fazla zaten ayar yapmanıza da gerek yok. Televizyon güzel yani kalibre edilmiş demeyeyim de hani güzel ayarlanmış şekilde geliyor. Çünkü kalibrasyon biraz daha farklı. Hani memnun kalacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar televizyonun her şeyinden sanırım bahsettik. Peki şimdi böyle uç noktalardan konuşalım. En çok senin ne memnun etti derseniz en çok renkleri sevdiğimi söyleyebilirim. En çok ne rahatsız etti derseniz o zaman da şuradaki ışık sızmalarını söyleyebilirim. Ve şu alttaki böyle ya da üstteki genelde altta daha çok beni hani rahatsız etti diyebilirim. Oradaki ufak böyle karanlıklar rahatsız ettiğim. O da reflektörler ısındığı zaman genelde düzeliyor ama Hani ne kadar olur bilmiyorum. Şimdi ben bunları söylemeden de geçmek istemedim. Şimdi size gelecek televizyonda belki buradaki ışık sızması da olmaz ama hani bizim incelemelerimiz şeffaf olduğu için her şeyi söyleyelim. Sizde çıkmazsa ne ala. Tabii ki daha çok seviniriz ama söylemeden de atlamamak lazım. Dediğim gibi renkler çok hoşuma gitti. Android olması çok hoşuma gitti. Dolby Vision HDR beraber desteklemesi tabii ki güzel. Ses sistemi gayet hoşuma gitti. Dedim ya hani eğer basa çok kulağım alışmış olmasaydı bu ses sistemi yani derdim ki 10 numara yani hiç kafanıza takmayın. E tabi daha iyileri var mı piyasada bulursunuz ama hani fiyat dengeyi falan böyle düşündüğünüz zaman segmentini de düşündüğünüz zaman son derece güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar artılarıyla eksileriyle televizyon bu şekildeydi. Eğer merak ettiğiniz başka bir nokta varsa ben bir yere atladıysam falan bunları bana söyleyin onlardan bahsetmeye çalışalım. Ben size zaten bol bol böyle hani ekrana görüntü vermeye çalışacağım. Oradan da böyle kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı bilin aşağıya yazarsınız. Hem diğer arkadaşlar açısından. Hem de işte benim açımdan da güzel olur. Birbirimize böyle bilgi aktarmış oluruz. Şimdilik benden bu kadardı. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Maddi durumunuz iyiyse de katadan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.